Evet, çok yoğun dönemler olduğu için bayram tatilleri bu yoğunluk trafiği arttırıyor. Dolayısıyla insanlar da daha fazla stres tepkisi veriyor. Hem bu stresi yönetebilmek burada önemli, hem de işte dinlenmek gibi biraz dikkati toplayabilmek gibi durumlara dikkat etmek önemli. Mesela yeterince dinlenmiş olmak, iyi uyumuş olmak burada bir koruyucu faktör. Çünkü strese karşı ve zorluklara karşı baş edebilme gücümüzü arttırıyor. Biz biliyoruz ki aynı şekilde mental sağlığı da düzenleyen, destekleyen bir şey iyi uyumuş olmak. Bu yüzden yola çıkacak hem şoförler için hem yolcular için dengeli bir uyku düzeni öncesinde önemli. Stres yönetimi önemli. Kalabalık ve yoğunluk stresi artıran bir durum çünkü. Burada stres yönetimine ek olarak mesela nefes egzersizleri, gevşeme egzersizleri, dinlendirici müzikler dinlenebilir ama özellikle şoförlerin bunu yaparken uyanıklık seviyelerini de çok düşürmeyecek şekilde dinlemeleri lazım, bunları yapmaları lazım. Bunun yanı sıra sık sık mola vermek, tabii ki sürecin uzunluğuna bağlı olarak molalarla dinlenmek, dikkati toplamak, dikkati azaltacak farklı faktörler varsa, ekran kullanımı gibi, telefon kullanımı gibi ya da endişe içerikli düşünceler gibi bunlardan kaçınmak gerekiyor. Bunlara ek olarak öfke yönetimini ekleyebiliriz. Çünkü kalabalık trafik kurallarının aksaması insanların daha fazla öfkelenmesine neden olabiliyor. Öfkeyi kontrol etmek, öfke duygusunu hissettiklerinde davranışa dökmemek, kendilerini sakinleştirmeleri burada bir tavsiye olabilir. Sonuçta herkes stresli bir yolculuğa giriyor çünkü çok kalabalık. Dolayısıyla orada biraz empatik olmak, herkesin stresli olduğuna yönelik bir bakış açısıyla durumu kişiselleştirmemek, hatalarımızı kabul edebilmek ve biraz anlayışlı olarak aslında çatışmalardan kaçınarak yola devam etmek. Tabii ki tüm trafik kurallarına da uyarak burada önerebileceğimiz şeyler. Şimdi orada gidecekleri yol, oradaki süre, bunlar da önemli. Biraz planlama yapmak burada önerilebilir. Planlama yaparken de rotayı belirlemek. Burada hep paylar bırakmak. Yani şu kadar sürede yetişebilirim diye bir sonuç çıkardıklarında ona ek koymak ve olabilecek böyle aksilikleri de işte belirsizlikleri de biraz hesaba katmak önemli. O yüzden biraz kişilerin kendi tahammül düzeyleriyle ve yine planları programlarıyla da alakalı bu kısım. Ama uzun tutmak yani belki erken çıkmak normal insanların çıkışına göre ya da daha geç çıkmak biraz orayı azaltmak için faydalı olabilir. Dengeli beslenmek önemli. Çok açlık, çok tokluk bunlar yine kişiyi zorlayacak şeyler, yine sindirimini güçleştirecek şeylerden kaçınsınlar. Bu şekilde beslenebilirler.